Poppy Playtime chat duruşuyla alakalı beklediğimiz ARG'lerden birisi az önce Mob Entertainment Twitter hesabından duyuruldu. Ekranlarda gördüğünüz bu paylaşımda bir poster var ve posterin ana karakteri Mommy Longlegs. Tabii ki burada çok önemli bir mesaj var ve bu mesajın içeriğinde başka bir mesaj daha var. Her zaman söylediğim gibi hiçbir oyun fark etmez, yeni bir haber gelir gelmez ben sizin karşınızda olmaya devam edeceğim. Poppy Playtime videolarının devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza 100 bin abone yolunda da destek olmayı lütfen unutmayın. O zaman hazırsanız bugünkü paylaşılan ARG ile alakalı bilinmeyenlere bir göz atalım. Mob Entertainment tarafından yapılan bu paylaşımda çalışanlara bir mesaj veriliyor ve bu mesajda aslında gizem içinde gizem var. Öncelikli olarak posterin içeriğine bakmadan poster ne şekilde paylaşılmış ona bakalım. Burada Mob Entertainment diyor ki çalışanlara giden bir mesaj aslında bu. Yani Playcare'de çalışanlar, Playtime Co.'nun çalışanları. Fakat Playcare'de çalışanların özellikle bir şeyin üzerinde durulması isteniyor. Bu üzerinde durulması gereken şey ise işte bu paylaşımda geçiyor. Mob Entertainment çalışanlarını uyarıyor. Çalışanlar, bir hatırlatma olarak güvenli bir şekilde ve oryantasyon defterimizde belirtilen kurallara tamamen uyarak çalışırken lütfen elektronik postalarınızı sürekli kontrol edin. Ve hepsinden önemlisi eğlenceyi unutmayın. Aslında burada have fun şeklinde yazılan durumda iyi eğlenceler anlamına geliyor. Ama eğlence dışında ise istedikleri tek şey mail adreslerinizi kontrol etmeyi unutmayın. Şimdi siz burada sorabilirsiniz. Buradaki gizem nerede? Hiç merak etmeyin. Şimdi bu gizem içerisindeki gizemi çözeceğiz sizlerle. Ama öncelikli olarak posterimizin içeriğine bakalım. Bu daha önce oyunda görmediğimiz yeni bir poster. Posterde haberdar olun diye kocaman bir başlıkla yine employ yani çalışanlara sesleniliyor. Hemen altında ise Playcare personellerinin maillerini düzenli olarak kontrol etmesi gerekmektedir. Özellikle neden Playcare çalışanları bu mailleri kontrol etmek zorunda ki? Tamam ama biz nereden kontrol edeceğiz bunu? Hemen alt tarafta çok küçük şekilde yazan o yazıyı sizlerle birlikte bir kontrol edelim. Elektronik posta dahil, iş arkadaşlarınızla etkili iletişimin sağlanamaması, fesih dahil olmak üzere disiplin cezasına neden olabilir. Yani evinizin posta kutusu fark etmez, mail adresiniz fark etmez. Çalışanlar her gün kontrol etsin. Bunu yapmazsanız eğer disiplin cezasına kadar gidersiniz. Ama buradaki bahsedilen kişiler işte Playcare'de çalışanlar. Özellikle Playcare'den bahsediliyor. Biliyorsunuz ki biz zaten Poppy Playtime Chapter 3'te Playcare'e gideceğiz. Oradaki gizemi gün yüzüne çıkartacağız. Şimdi biz bu maili nereden görebiliriz? Birçoğunuz muhtemelen tahmin etmiştir. Biliyorsunuz ki Poppy Playtime Org sitesine gittiğimizde kamera sistemi vardı. Kamera sisteminin bağlı olduğu bilgisayar Late Pierre'in bilgisayarıydı. Ve orada alt tarafta bir de biliyorsunuz ki mail kutusu vardı. O zaman biz gidip Late Pierre'in bilgisayarını bir kontrol edelim. Sonuç olarak Playcare'de çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyoruz ama Playtime Co.'da sözü geçen isimlerden birisi Late Pierre. Muhtemelen o mail Late Pierre'e de geldi. Evet, ekranlarda gördüğünüz bilgisayar Late Pierre'in bilgisayarı ama buna bir parola girmemiz gerekiyor. O parola da işte burada gördüğünüz parola. Ben hemen sizlerle beraber şimdi o parolamızı giriyorum ve ardından mail kutumu kontrol ediyorum. Bakalım mail kutusuna ne gibi bir mail gelmiş? Onu şimdi sizlerle beraber bir görelim. Şu an gördüğünüz üzere bilgisayarımızda bazı bir belgeler var. Mesela kamera sistemi var, bu var. Bunların hepsini birazdan sizlerle beraber inceleyeceğiz ama mail kutusunu kontrol edin dediğine göre bizim ilk önce şuradaki mail kutusunu kontrol etmemiz gerekiyor. Ve buna tıkladığımız zaman evet şu an mesela bu aktif değildi biliyorsunuz ki. Buraya girdiğimiz zaman bakın burada bilinmeyen birisi tarafından bir tane mail var. Mesela burada diyor ki bir dakika yanlışlıkla tıkladım. Burada iki tane belge var. Dur onlara geleceğiz. Önce şunu bir okuyalım. Burada diyor ki onu baş parmakların batması veya iğnelenmesiyle alakalı bir şeyden bahsediyor. Burada baş parmakların iğnelenmesi veya batması. Acaba burada ne demek istiyor? Burada ne demek istediğini tam anlamadım ama içeriğine bakalım. Şimdi bilinmeyen kişi tarafından olduğunu buradan görüyoruz. Burada bize geliyor ve yine konu başlığımızı görüyoruz. Evet, burada diyor ki bir şeye mi bakıyorsun, bir şey mi arıyorsun diyor. Dikkat etmeye istekli olduğunuzu kanıtlarsanız size bir sır vereceğiz diyor. Burada bir sır vereceklerinden bahsediyor arkadaşlar. Ama evet burada bir şey var. Bir dakika. Şimdi normalde bunu acaba buradan alabilirler diye bakın. Önemli notların üzerine karalamışlar ki biz zaten bunu hiçbir şekilde büyütemiyoruz. Böyle resmi farklı kaydet dersem. Evet resmi de açabiliyorum şu an. Resmi de açtım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Evet resmi aç dersek bu şekilde resmi açabiliyoruz. Late Pierre'den bahsediyor. Bakın burada Late Pierre'den bahsediyor. Burada ikincisi devamı olarak gidiyor.
Şimdi önemli olan bunun içeriği. Şimdi ilk önce bu ikinci sayfa olduğuna göre, burada iki yazdığına göre böyle birinci sayfamızdan bir başlayalım. Burada tarihi yazmıyor. Yani tarihi vermemeleri gayet normal. Fakat bakın burada üstüne karaladığı yerler çok önemli. Saat 5.14. Gecenin 5'inde gelmiş. Departman Playcare diyor. Ve burada Joel Sinclair diye isimli birisi var. Joel Sinclair baş danışman. Bak burada Joel Sinclair baş danışman. Doktor Thomas Clark. Bu Thomas Clark Bron değil miydi arkadaşlar? Brondu galiba bu. Yani şurada gördüğümüz Thomas Clark Bron olması gerekiyor. Yani burada CS diye okuduğumuz kişiler. Joel Sinclair. Muhtemelen burada Thomas var mı? Hayır, Thomas'la alakalı bir şey yok. Bu Joel Sinclair. Doktor Thomas Clark'la bir konuşma var galiba. Joel diyor ki Thomas, konuşmamız lazım. Hala her şeyin parçalarını birleştirmeye çalışıyorum. Theodore hakkında bir gelişme... Theodore? Acaba bu Theodore en son gördüğümüz teaser trailer'daki yaratık olabilir mi? En son onu ambulansa bindireceklerini duymuştum, yarım saat kadar önceydi. Şimdi bu Thomas Clark dedikleri, muhtemelen yanlış hatırlamıyorsam, Bron'un videosunu izleyin arkadaşlar. Yani o kanser hastası olan Clark, biliyorsunuz ki Bron'la eşleştirilmişti. Muhtemelen onunla konuşuyor. Ve diyor ki sanırım bu bir şey, ona ne olduğu hakkında fikrimiz var mı? Aman tanrım, o zavallı çocuk onu dışarı çıkarırken serserileri gördüm ama kimse neler olduğunu bilmiyordu. O 7 yaşında ilk etapta bununla ne yapacağını nasıl bilecek? O zaman burada Leigh Pierre'in de imzası varsa eğer, burada muhtemelen 7 yaşındaki bir çocuğun deneyleştirilmesine şahitlik ediyoruz arkadaşlar. Ve devamına geçelim, zaten devamı diye yukarıda yazıyor. Sen benim düşündüğüm şeyi mi öneriyorsun? Hani sen de benim düşündüğüm şeyi mi öneriyorsun? Bilmiyorum. Abi bir şey söyleyeceğim. Bakın burada böyle karalanmış yerler Thomas'ın konuşmaları arkadaşlar. Thomas'ın konuşmalarını biz görmeyelim diye karalamışlar. Acaba bunun üzerinde bir oynama yapsak? Dikkatli bakarsan falan dediler ya. Ben bu fotoğrafların üzerinde bir oynama da yapacağım. Ona da bakacağım ama öncelikle şu konuşmayı bir bitirelim. Belki her iki durumda da güvenliğin müdahale etmesine sevindim. Kontrol altındaki şeylerden bahsediyor. Hiçbir ipucu yok. Dürüst olmak gerekirse briefingime ekleyeceğim. Briefingime girmeyeceğim bu konuyu diyor. Bu sabah oyun bakım personeli dedi. Yani Playcare dedi. Oyun bakım Playcare personelinin geri kalanından da bahsetmişken muhtemelen gitmeliyim. Onun bugün el sanatları günü ve çocuklara mutlu yüzümü tekrar takabilmek için birkaç dakikaya ihtiyacım olacak. Theodore'un durum hakkında daha fazla bilgi alırsan bana haber verir misin? Teşekkürler Thomas. Öğle yemeği civarında sizinle görüşürüz ve görüşmenin sonu. Theodore diye birisinden bahsediliyor. Çünkü biliyorsunuz ki Playcare'de olan bir boss'tu en son gördüğümüz boss. Playcare'de olan bu boss'un o Theodore diye bahsettikleri bu 7 yaşındaki karakter olabilir mi? Çünkü çocukların resimlerine hiçbir şekilde zarar vermeyen bir karakterden bahsediyoruz. Evet, şimdi geldim, fotoğrafı buraya attım. Burada acaba bir şeyler çıkacak mı? Onu merak ediyorum. O yüzden pozlamamı açıyorum. Bir dakika, burada. Aa bakın, burada. Burada şöyle bir yine bize gizem verilmiş gördüğünüz üzere. Bu muhtemelen başka bir yerin şifresi olabilir ama tabii ki bunu aklımızda tutalım, bir yere not alalım. Çünkü bu ileride işimize yarayacak. Şimdi birinci fotoğrafımıza bakalım. Şu an burada herhangi bir şey yok galiba. İyice açtığım zaman rengi, renkleriyle iyice oynadığımda evet kesinlikle burada bir tane gizem bulduk. Bu neyin şifresi bilmiyorum ama sizlerle beraber bir gizemi anlık olarak bulmuş durumdayız. Evet, şu an ikinci fotoğrafımızdayız. Bakalım buradan bir gizem çıkacak mı? Çünkü paylaşımda dikkatli bakın demişlerdi ama hayır şu an. Evet, bu fotoğrafta herhangi bir paylaşım yok. Gördüğünüz üzere sizlerin gözü önünde şu an açtım. Ama burada acaba kırmızı, şurada bir şeyler var mı? Çok emin değilim. İsterseniz iyice bir yakınlaştıralım ama hayır, burada öyle bir durum yok. Burada herhangi bir detay veya başka bir şey yok. Ama ikinci fotoğrafımız da var. Evet, şöyle iyice yakınlaştırıyorum. Most R0UC in vivo şeklinde bir durumdan bahsediliyor. İsterseniz hemen buradaki şifreyi biz bu bilgisayarımızdaki diğerlere girelim. Muhtemelen işimizi görecek bir şifre olabilir. Evet, şu an buradan çıkıyorum ve muhtemelen şuradaki dosyalarla bir ilgisi olabilir. Büyük bedenler. Aa, buraya başka bir tane daha gelmiş. Şimdi bir dakika. Burayı biz zaten biliyoruz. Harper'ı biliyoruz. Evet, şu an Harper dosyasına giriş yaptım. Harper'da herhangi bir
farklılık yok. Tamam, şimdi diğerini deneyelim o zaman. Buradan Harper'ı değil de o büyük bedenler, evet şu an sanıyorum bir takılma var. Evet, şu an büyük bedenler girişimi dosyasının içerisindeyim ve az önce gördüğümüz şifreyi bir deneyelim bakalım. Burayla alakalı bir durum olacak mı? Hemen yazıyorum. Evet, şifrelerimizi kabul etmedi ama bu yeni gelene girmek istiyorum. Şimdi bu yeni gelende ne olabilir? Kameralarda herhangi bir değişiklik var mı? Ona da bakacağım. Videomuz biraz uzun olabilir ama her ince detayına kadar sizlere aktarmak istiyorum. Şu an bu klasörü deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım bu klasörde ne var? Bu klasör de şifre istiyor ama yine burada az önce bulduğumuz şifreyi deneyeceğim. Evet, iki şifre de olmadı. O zaman bir kamera sistemimize bakalım. Acaba, çünkü bunlarla alakalı herhangi bir durum yok. Maili zaten gördük az önce. Bir de kamera sistemimizi görelim. Kabul etmiyor mu? Etti. Tamam. Herhangi farklı bir şey var mı? Yani buralarda, çünkü buraya girdiğimiz zaman muhtemelen buralara bir şeyler olacak diye her videoda söylüyorum. Buraları bir kontrol etmemiz gerekiyor. Öyle korkunç bir şey çıkarsa eğer, ben zaten 6-7 saniye önceden alt taraftan sizi uyaracağım ama şu an sanırım kamera sisteminde herhangi bir değişiklik yok. Sadece mail sistemiyle alakalı bir değişiklik olabilir. Benim gözümden kaçan bir şey olursa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi tekrar bir de buraya bakalım. Game Station önemli. Şimdi bizim burada incelediğimiz yerler arasında Game Station oldukça önemli. Çünkü tren yoktu. Belki oraya bir tren gelebilir demiştik ama şu an herhangi bir şey var mı bakalım. Hala tren yok. Ama şuralarda herhangi bir şey var mı? Burada da yok. O sandalye bölümüne bakalım. Çünkü oralara özellikle dikkat etmek istiyorum. Mesela bakın burası. Belki buralarda biraz beklememiz gerekiyor da olabilir. Bilmiyorum ama tabii ki onlar için daha sonraki videolarda sizlerle eğer önemli bir şey görürsem paylaşacağım. O yüzden kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Evet, gördüğünüz üzere kamera sisteminde de hala bir değişiklik yok. Şimdi burada arşiv bölümünde bazı şeyler var ama arşiv bölümünde hala elimizde bildiğimiz bir tarih yok. O yüzden şu an tek elimizde olan şey bu mail ve buradaki fotoğraflar. Bunlarla alakalı yeni bilgiler, yeni ARG'ler geldikçe ben karşınızda olmaya devam edeceğim. Diğer videolarda görüşene dek. Hoşça kalın.